NBA playofflar belli oldu. Sonunda bitti. NBA normal sezonunu bitirdik. 72 maçlık bu sezon. Baya dalgalı geçen, kafa karıştıran son anda ne olacağı belli olmayan bu sezon ki dün geceki maçlarda 4. veydin sırası fena karıştı. Sonunda eşleşmeler belli oldu. Şimdi detayları hemen bir göstereyim ben ekranda. Eşleşmelerde batı ve doğu şeklinde bakalım. Gördüğünüz üzere e, Clippers Dallas'la eşleşti ki Dallas 5. sırada kaldı. Özellikle Lakers'ta kazanınca aşağıdan 3 takım aynı e, puana gelince, daha doğrusu aynı galibiyet sayısına gelince konferansında lider olduğu için Dallas yukarıda kaldı ve Clippers ile eşleşti. Denver 3. 3'lüğe attı. Onlar da Portland'da eşleşti. Utah'la Suns'ta rakibini bekliyor. Tabi e, o o, my, o serilerin detaylarını esas playoff videosu konuşacağız. Ona geçmeden önce doğuya da bakalım. Doğu tarafında da Nicks dördüncü sırada kalmayı başardı ki ben açıkçası Batı turundaki Batı turunda ki maçların bir tanesini alıp diğerlerini kaybettiler kritik maçların daha doğrusu ama orada işte özellikle de Doğu'da Boston'ın inanılmaz kötü bir performans sergilemesi, Miami'nin iyi bir ivme almasıyla New York bir anda kendini dördüncülükte buldu. Milwaukee'de birazcık kendi yolunu açtı. Miami'yi yendiler ve onunla eşleştiler. Yani Miami serisi onlar için nasıl geçecek? Belki de benim için de konuşması en zor serilerden biri olacak. Playoff videosunda çok ilginç bir eşleşme olacak. Bucks Miami eşleşmesi. Diğer taraftan da birinci sırayı Philadelphia aldı. İkinci sırada Nets var. Onlar da rakiplerini play ile bekleyecekler. Play'in maçlarına geçmeden önce bu videonun küçük bir sürprizi var. Ona geçiyorum. Evet sürprizimiz bu videonun yapılmasında küçük tatlı bir sponsorumuzun desteği var. Kanal tarihinde ilk sponsoru muiku.com Nedir bu muiku.com? Kısaca bahsedeceğim size. Aslında böyle küçük hediyelik tatlış kutucuklar hazırlayabildiğiniz ya da hazır kutuları alabildiğiniz bir sistem. Ve bu sistemin çok da güzel yanları var. Benim en çok hoşuma giden de özellikle kargo kısmı oldu. Şimdi böyle özel bir kutu hazırladığınızda ki bu kutuların içerikleri, dünya kahveleri, hani bana çok sorulan bir soru. 4-5 farklı dünya kahvesini bir kutuda alıp kendinize de alabilirsiniz. Sevdiğiniz birine de yollayabilirsiniz. Ya da işte farklı çayların ya da farklı ürünlerin e, kupalar, bardaklar ya da dediğim gibi çok geniş bir ürün gamı var. muiki.com'dan inceleyebilirsiniz. Böyle özel bir kutunun aslında kargolama kısmı benim en çok dikkatimi çeken oldu. Hem aynı gün kargo var hem de bu kargo e, özel bir kuryeli evinize geliyor. Hiçbir şekilde zarar görme şansı yok. Ve aynı zamanda da 69 TL üzerinde alışveriş yaptığınızda da Kargonuz bedava gelecek. Muyku.com'a bir bakın, inceleyin, detaylarına bakın, hoşunuza giderse ki bayramdan da çıktık bayramda günlerce herkes evde kapalı kaldı. Belki bunun ardından bayram ziyaretleri ya da tatile gidilecekse, gidilebilecekse daha doğrusu oralardaki ziyaretlerde bu hediyeleri götürebilirsiniz. Detaylarını inceleyin. Aynı zamanda Tancan 15 koduyla da bir indiriminiz var. Küçük bir indiriminiz var. 40 TL üzerine 15 TL'lik bir indiriminiz olacak. Bunu kod alanına yazabilirsiniz ki detaylarını ben hem aşağıda hem de yorumlar kısmında pinli yorumla vereceğim. Oradan yine detaylarına bakabilir aşağıdaki linkten erişerek dediğim gibi Tancan 15 kodunu kullanıp 15 TL'lik indirimizi alıp bir inceleyebilirsiniz deyip Muyiko'ya da bu videoya destek olduğu için tekrar teşekkür edip buradan play -in maçlarına geçiyorum. Batı'dan başlayalım. Batı'da ilk eşleşme 7. sırada bitiren Lakers'la Golden State Warriors arasında. Golden State tabi 8. Lig'de görmek bile hala tuhaf gelse de geçmiş 2 yıl içerisinde playoff dışında kaldıklarını hatırlayınca Yine iyi diyoruz çünkü bu, bu sene Curry inanılmaz bir sezon geçirdi. Zaten ligi de skor lideri olarak bitirdi. Ama Curry'nin mükemmel oyunun yanında aslında çok da dalgalı bir sezon geçirdi Golden State. Özellikle sene başından hem Wisconsin, hem Ubre'nin hem diğer oyuncuların klasik bildiğimiz, alıştığımız o yarı sahadaki hareketli, off-ball iyi oynayan Curry, Curry üzerinden ve Raymond Green'in yönlendirmesi daha doğrusu Curry üzerinden daha hücumlara bir türlü alışamadılar. Sezon sonuna doğru bu daha iyi oldu. Kelly Oubre sakatlandı, biraz dışarıda kaldı. Poole, pool'dan çok ciddi bir bench skor katkısı almaya başladılar. Diğer oyuncular biraz daha bu yapıyor, uyum sağladı. Wiggins hem savunmayı daha iyi hale getirdi hem de hücumda rolünü daha iyi bir benimsedi. Ha yüksek bir performansa çıktı mı? Tabii ki Wiggins yani nereye kadar iyi gidecek. Ama yine de Golden State'i beğenme kazandırdılar. Diğer taraftan da Lakers zaten önce Davis'i sonra da LeBron James'i kaybetmişti. Onlar bir türlü ritim bulabilecek kadro yakalamadılar. Üzerine de Schroeder'ı yaklaşık 10-14 gün kadar Covid'den dolayı da kaybedince kötü bir periyot geçirdiler. Son dönemde de hani 7'de mi kalacağız, masada mıyız, masa biz miyiz <laughs> falan derken böyle kötü bir durumda kaldılar. Son anda tekrar playoff atmak istediler kendilerini ama zaten hani Portland'a yenilmeleri daha önce de biraz da kendi tercihleri olduğunu düşündüğüm yapıyla 7'de kaldılar aslında Lakers için daha iyi özellikle de 1-2 bandında kalmaları yani Utah ve Suns bandında kalmaları ki Suns da aslında LeBron James'in oynadığı maçta bir prova yaptılar Davis'e karşı çok zorlandı Eriton'da yokken Phoenix Suns ki o eşleşme olursa onun detaylarını bayağı konuşacağız playoff serisinde bir provayla da biraz kendi yollarını çizmeye karar verdiler. Peki ne olacak Lakers Golden State 7. lik 8. lik ma maçı? Tabi Lakers olan favori yani diyecek hiçbir şey yok. İme yakalamak istiyorlar. 7. maç bir maç daha oynamadan 7-8 maçından sonra da işi bitirip en azından arada 3 gün kazanıp sonra da playofflara başlama istiyorlardır. Yani Lebron James'in tabi biraz ritim bulması vakit alacak ilk, ilk tur. Özellikle Sans serisi yani hiç kolay olmayacak onlar için ama dediğim gibi detaylarına ayrıca gireceğiz. Davis içinse biraz daha işler daha iyi. Son periyotta özellikle sezonun son periyodunda daha ritim bulmaya başladığını gördük. Golden State'te ise buradan bir hamle yapar mı? Ben şunu düşünüyorum. 7-8 maçında Golden State'in maçı zorlasa bile bir noktasından sonra alamayacağını ve alamayacağı için de Memphis Suns pardon Memphis Spurs serisinin sonucuna göre gelecek takımı rahatlıkla eriyebileceğini düşünüyorum şu anki durumda. Peki Lakers Golden State arasındaki eşleşmenin kilit noktaları ne olur? Lakers hangi noktalarda Golden State'i zorlar ya da hangi iyi noktalarda Golden State'e karşı zorlanabilir? Yani kendi iyi noktalarına rağmen. Mesela Golden State'in transition savunması ligin iyi tarafında. Yani özellikle de genel savunmada en tepede olmasalarda Transition savunmasında Golden State çok daha verimli oynuyor ve aslında Lakers'ın arameti farkı iyi savunma üstüne hem fast breakler aşırı hızlı bitirdikleri birkaç saniye içerisinde tam sağ paslarla bitirdikleri hızlı hücumlar hem de bunu bulamazlarsa çok hızlı yakalayıp geçiş hücumlarında buldukları erken hücumlar. Golden State bunlara yanıt vermeye çalışacak. Tabi bunlara yanıt vermeye çalışırken özellikle ee, arka alanda üçlüklere yanıt verebilseler de ön alana kadar yaklaşacak bir Davis'i orada gelecek hareketli e, oyuncuların e, çemberde bitireceği pozisyonları durdurmada çok zorlanabilirler. Ee, geri koşarken ki dediğim gibi transition savunması çok iyi olmana rağmen. Yine de Lakers'a karşı burada direnebilirler. Golden State'in en büyük dezavantajlarından biri de özellikle son Memphis maçı iyi bir provaydı onlar için maçı ciddi farklara getirmeye rağmen top kayıplarından dolayı da çok ciddi sorun yaşayıp bir anda erittiler. Golden State'in en büyük defleklerinden biri bu. Yani e, hem çok top kaybı yapıyorlar belli anlarda, belli periyotlarda ve bir anda fark eriyor. Özellikle de Curry dışında ve Draymond Green dışındaki oyuncuların hücumda böyle bir panik haline bürünmeleri işte hala Bazemore'dan evet bir şeyler çıktı Bazemore'dan ama ondan medet ummak için çok tehlikeli. Oradan gelen top kayıpları üzerine çok fazla da faal almaya başlıyorlar. Rakibe de çok fazla faal atışı veriyorlar. Lakers bunları da isteyecektir. E, bu ikisini eğer alırlarsa Golden State'ten e, savunma Golden State'de biraz daha çabuk yıpranacak. Ki e, diğer tarafa geçtiğimizde de yine e, ön alanda Golden State'e karşı yapacakları üçlük savunması ki Curry, Curry ağırlıklı olarak hemen pik üzerinden kullanıyor. Burada Davis gibi bir avantajları var. E, normalde dropla karşılayıp çok hızlı Curry'e yanıt verip tekrar recover etmeye çalışıyor takımlar. Özellikle Switch'e uygun bir uzunları yoksa ya da Switch'e uygun bir oyuncuları yoksa. Burada ne olabilir? Ee, Davis'in eşleşmesini Looney ya da işte Drummond üzerinden Looney ile Drummond'u eşleştirip oraya çekip pikleri Green'le değil de Looney ile oynamaya çalışıp Davis'ten kaçmaya çalışacaktır Golden State. Tabi burada geçen sene de gördüğümüz gibi Lakers bir noktada Playoff'lar geldiğinde Davis de artık tamam. Evet ben benim 5 oynamam gereken anlar geldi deyip buraya geçiyor. Eğer burada Curry ile çok ciddi bir skor e, üretmeye başlarlarsa ve savunmada Drummond ya da Gasol'e karşı üstünlük kurarsa Golden State o zaman işte Davis'in e, switch savunmasına ya da belki kısalarla gelecek piklerde e, Curry'e sıkıştırma yapmaya başlayacaklardır. Geçeceklerdir daha doğrusu. İşte o zaman da Golden State'in Parçaları ne yapacak? Pool yine skor atabilecek mi? Green boş buldu üçlükleri atabilecek mi? Sorunlarına geleceğiz. Yani bunlardan çıksa bile Golden State, ben maçın sonuna kaldığındaki en iyi, en pozitif durumda Golden State için maçın son anına kalan, son topuna kadar giden bir senaryo olursa, orada belki bir şansı olabilir Golden State'in ama ben açıkçası oraya kalacağını zannetmiyorum Lakers çünkü biraz da mental olarak da playoff'a Mesaj veren rakiplerine böyle biraz daha evet artık bak hani bize laf ettiniz ama biz de buradayız ve sizin hatta birçok takımın Davis'e de pek bir çözümünüz yok. Bak bunu hatırlatacağız size. Tarzı bir oyunla ben döneceğini düşünüyorum. Tabi burada ritim bulurken ve bu mental gücü kazanırken Lakers'ın özellikle de playoff'ların yine kilit maçlarında etkili olabilmesi için Golden State'e karşı da köşe şutörlerini iyi kullanması lazım. KCP Kuzma'yı buralara sokması Karuso hatta oyundayken buralara kaydırıp hatta Schroeder'ın da özellikle drive and kicklerden sonra buralarda çok fazla şut yaratması lazım. İşte bunlar da olursa zaten Lakers için e, bence çok zor olmayacak bir maç olacak ve Golden State'i ikinci maç şansına itip onlar da yedinci olarak sansla eşleşeceklerdir diye düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Ha bu arada şunu da hatırlatayım. E, bu maçlara Twitch'te twitch.tv/tancan kanalında canlı yorumlar olacak. Onları da eğer merak ediyorsanız nasıl oluyor diye gelip izleyip e, chat'te de yorumlara katılabileceksiniz. Batı'nın diğer play eşleşmesi de Memphis Grizzlies ve San Antonio Spurs arasında. Yani hiç yalan söylemeyeceğim ki geçmiş yıllarda bile Spurs çok sıkıcı, çok sıkıcı denirken ben izlerken bir şeyler yakalayıp özellikle de Popovic'in oyuna bakışındaki modifikasyonlar değişime geçiyor mu geçmiyor mu nasıl bir takım yapısı kuracak özellikle Kavay sonrası neler olacak merakıyla da beraber izleyecek bir şeyler bulabiliyordum yani bir heyecanlanıyordum evet ya bak burada böyle bir şey denemiş rotasyonda bench oyuncularından şöyle katkı alabiliyor şöyle bir detay var yani şunlara bakayım hücum tercihleri Lamarck'sı nasıl kullanıyor DeRozan'ı mental olarak nasıl hazırlıyor vesaire bunlara bakarken en azından bir şeyler bulabiliyordum Spurs izlerken sana hiçbir şey yok. Çok çok kötüler, ee, çok sıkıcı. Gerçekten ne oynadıkları, ne yapmaya çalıştıkları, özellikle hücumda fena durumdalar. Ee, yani Popovic de belli ya yani elindeki malzemeli nereye kadar gidebileceği, ne yapabileceği de belli. Ee, o da bunun farkında. Ee, yani ne kadar bir şeyler çıkartabiliriz, ne olur, nereye gideriz, daha fazlası olur mu? O da çok umuda değil gibi. Yani Spurs'un bu Memphis maçından. Çıkıp bir de playoff yolculuğuna başlama ihtimali gerçekten çok sıkıcı geliyor. Onların da ya tabii ki zorlayacaklardır. Memphis'e karşı iyi bir maç çıkaracaklardır ama Memphis Spurs serisinden çıkacak takımın ki bunu sonunda da tekrar edeceğim Golden State'e karşı da çok bir şans olabileceğini zannetmiyorum. Özellikle de hani Memphis gibi patlayıcılığını hücumda kullanabilen en azından belli bir stratejisi olup bunun içinde debelenen bir takıma karşı Spurs'un işi çok zor. Tek avantajları şu olabilir. Memphis yarı sahada hem yardım savunmasından hem boyalı alanda iyi iş çıkartıyor. Rakibi oraya itip orta mesafede sıkıştırmaya çalışıp oradan iyi sonuçlar almaya çalışan bir takım. Rakibi bozan bir takım. Ve buradan top kaybı yaratarak özellikle de hareketli hücumlarla geçiş hücumlarıyla işi bitirmeye çalışıyorlar ki yarı sahada onların da ciddi bir oyun aklı sorunu var e Spurs'un burada bir avantajı var çok az top kaybı yapıyorlar eğer az top kaybı yapar boyalı alanda değil de biraz daha belki uzun orta mesafelerle long midlerle ve ritimli oluşturabilecekleri üçlüklerle kenardan gelecek Patty Wilson belki yakalayacağı bir ritimle ki tek maç olduğu için bu maçlarda çok net konuşmak çok sağlıklı değil ama... ...hani e, biraz böyle 90'ların nakatlı UEFA maçları gibi... E, ...böyle maçlar vardı ki basketbolda da vardı. Tek maç oynanır ve pat 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 giderdiniz belli bir yere kadar. Çok gergin olurdu o maçlar. O maçlar gibi bir havası olduğu için tek maçta hani... petimiz devreye girer, kenardan acayip katkı gelir... ...savunma inanılmaz mental olarak yükselir. Her şey olabilir ama... Hani ekstra ekstra şeyler bulmadıkları sürece iyi bir üçlük yüzdesi, çok düşük top kaybı. Ki yine Spurs'un avantajlı olduğu bir kısım boyalı alan savunması. Burada iyi savunmayı koruyup işte Valenciunas'ı iyice hani dışarı itip e, ya da Jaren Jackson'ı burada zorlayıp Jaren Jackson'da da dışarıdan da düşük bir yüzdeyle atmasını sağlayıp bir şans yakalamaya çalışacaklar. Ama bence çok zor. Memphis'in burada e, Jerry Jackson dedim en büyük artısı playerlere girerken de o olacak. Ki onu hemen 5'e de koymaya başladılar nasıl kenara aldığı bölümlerde. E, o da özellikle Spurs'un yaratmaya çalıştığı savunmada çok faydalı olacak. E, burada Jay biraz değinmek istiyorum. Bence bu sezonun en büyük hayal kırıklığı benim için de. Fantezi ligimde aldım tabi o da bir etken ama be, orada fena çuvallattı beni. Ben açıkçası Jay Morant'ten e, Darren Fox'un ikinci sezon patlamasına yakın, daha doğrusu patlama da demeyeyim de bunu olgunlaşmasına yakın bir değişim bekliyordum. Ki geçen sezon ki o dağınık haliyle bile daha iyi işler çıkarmıştı. Bu sezon tabi sakatlık da oldu ama e, bir türlü Memphis'in oyun yapısında işte Kyle Anderson'la, Brooks'la, kenardan gelen diğer oyuncularla, Varan Şunas'la, daha stratejik işte drive and kickleri düzgün çalıştırdığı kanat oyunlarının düzgün oynadığı geçişlerde daha doğru çember atak noktaları seçtiği oyun yapısı içerisinde Morant fena kayboldu. Yani bugün baktığınızda evet takımın en çok asist yapan oyuncusu ama hep şunu söylüyorum bu asistlerin verimliliği hangi anlarda geldiği çok önemli. Yani alıp yanındakine vermek e, geride olduğum bir maçta bunları yapmak ya da devamlı işte e, verimsiz bir anda bunları gerçekleştirmek çok faydalı olmuyor. Ya Oyun aklı olarak, oyun tıkandığında Jay ne yapıyor? Ben buna bakıyorum. Açıkçası hiçbir şey yapamıyor. Yani boyalı alana çok yüksek enerjiyle e, drive edeceğim ve inanılmaz aşırı sıçrarsam çok acayip bir e, highlight çıkartabilirim dışında ya da işte Valen şu pikinden çıkarsam o da devrilirse en kötü görmeden e, havuza sallarım oradan birisi alır bu işi bitirir. pasları dışında çok net bir stratejisi yok. Ki hatta yine Memphis Golden State provası dedik ligin son maçında. Burada da Brooks aslında Morant'ten bu rolü aldığında çok iyi toparladı. Yani çembere daha doğru atak etti. Drive and kickleri daha iyi seçti. E, Jaren Jackson'ı ya da diğer işte kim oynuyor o anda uzun onu daha iyi kullandı. Ama faal problemine girince tekrar işler onlar için sarpa sardı. Bilmiyorum Jaymont konusunda çok mutsuzum. Ee, umarım Russell Westbrook yolunda gitmez ki çok iyi bir potansiyeli var Memphis'in. Bunu kaybetmez umarım. Yani daha olgun bir hale gelmesini bekliyorum. Ona yani Spurs serisinde de zarar verebilecek belki tek konu olabilir onlar tarafından. Dış dış şut yüzlerini tutturamamaları olabilir. Ee, yani üçlük savunmasına yer yer düşüyorlar. Bunları korumaları lazım. Yani Spurs evet Zaten savunma tarafında son 2 haftada iyice berbat durumdayken Memphis biraz daha iyi durumda. Daha dikkatli özellikle de dediğim gibi burada biraz New York'a da benziyorlar. Rakibi boyalı alana ittiklerinde ki işte burada yine Spurs'a geliyor konu. Deroz'un buraları en çok seven oyuncu. Deroz'unu falan burada kitlerlerse onlar için işler daha da kolay olacak. Bu tek maçlık e, performansla da bir anda yine Golden State'de oynayacakları bir maçı yakalayabilirler. Çok zor durmuyor şu anki durumda. Yani özetle Memphis Spurs maçından ben Memphis çıkacak diyorum. Golden State Lakers maçından da Lakers çıkacak. Bu anlattıklarım özelinde. Peki Memphis Golden State eşleşmesi ne olur? Ona da kısa bir değineyim. Ki zaten artık buradan çıkacak takımı da bir sonraki playoff videosunda takımları da playoff eşleşmelerinde konuşacağız tekrar. Arada başka bir video olmayacak. Burada da ben Golden State'in alacağını düşünüyorum. Özellikle de evet Memphis savunması... Boyalı alan çevresi ve yardımlarda iyi olsa da Golden State'in e, Curry'li hücumlarına çok bir cevabı yok. Özellikle de Green'in savunmadaki etkinliğiyle Jay Morant gibi Brooks gibi kısalara karşı da e, iyi savunmaya hatırlarsa iyice kitleyecekler. Ve asıl konuya gelirsem Memphis'in bu savunmasını bozabilecek en iyi çözümlerden biri de zaten topsuz oyunlar, özellikle backdoor katlarla rakibin boyalı alanda sarkan orada arka alanda e, ön alanda ciddi boşluklar yaratabilen katları kullanmak. E bunda Steve Kerr ve Golden State çok iyi yaptı. Yapıyor da zaten. Diğer takımlar için de bu büyük tehlike. Hele de Curry gibi bir tehdidiniz olunca savunmalar ona fazla odaklanıp devamı hata yapmaya başlıyorlar. E Golden State yine bu hatalara zorlarsa Memphis'in elinde kalan tek şey belki de bir altcoin gibi bir anda parlayıp <laughs> bu ara çok popüler ya yani coin blockchain içerisindeki coinlerin özellikle de meme coinlerin ve altcoinlerin günlük patlamaları gibi ki Memphis böyle bir takım birazdan doğuda konuşacağız Wizards böyle bir takım e, Charlotte böyle bir takım onlar için hani bu maçlar bir yandan da daha iyi hani seri olsa kesin kaybedecekler ama bu tek maçta bir patlama oldu mu Curry bir faal problemine girdi Green bir teknik faal aldı bir kavga çıktı, bir şey oldu. Jaren Jackson 4-3'lük yolladı. Jay Morant inanılmaz oynuyor derken bir anda iş dönebilir de tabii. Bunu da cepte tutmak lazım ama... ...benim e, mantıklı favorim... E, ...özellikle Memphis'in... ...bu savunmasını delmeyi, bozmayı katlarıyla... ...körü tehdidini yarattığı ağırlık merkezine bozmayı başarabilecek... Golden State olacaktır. Yani günün sonunda tahminim şuna geliyor... ...7. Rakers olacak... ...Phoenix Suns Sun ile eşleşecek... 8. De Golden State olacak ve Utah Jazz eşleşecek diyorum. Evet gelelim doğuya. Doğuda 7-8 eşleşmesi Boston Washington Wizards oldu. Ki Wizards'ı tebrik ediyorum öncelikle. Yani yıllarca John Wall <laughs> ekolüyle süründüler, süründüler, süründüler. Kurtuldukları ilk senede de ki hani Westbrook'un istatistikleri yine mükemmel gözükse de onun aşırı verimsiz oyununa rağmen e, playoff'a attılar kendilerini. Ne olursa olsun tebrik etmek lazım. Wizards taraftarı olsam John Wall'a bir teşekkür ederdim. Bu kontratıyla biz gittiği için bir şekilde kurtulmamıza izin verdiği için. Özellikle bir de Houston'a da çok teşekkür eder. Bu playoff'tan gelecek bütün maddi manevi her şeyi de onlara paylaşımı açardım. Ve Boston'la eşleştiler. 9, 10, 9. ve 10. sıra eşleşmesi de Charlotte ve Pacers oldu. Şimdi Boston'dan başlayalım. Biraz hatta özel basın üzerinde konuşalım. Boston'la ilgili çok sorun var. Ee, işte Nisan ayında Ken Bob Walker non-COVID denen yani COVID dışında bir hastalıktan muzdaripti. Ve bu biraz bakını ama gerekli açıklamayı bulamadım. Nasıl bir hastalık ile ilgili ama çok ciddi bir detay yoktu. Ondan sonra geri döndü. İşte e, Fournier'in bir alışma süreci oldu burada. Onunla uğraştılar. J Jalen Brown sakatlandı. O da sezonu kapattı bileğinden o yüzden onlar için zaten dengesiz giden, berbat giden bir sezon. Son periyodunda da ki ben Boston'ın kendisini sağlıklı kalıp, ivme yakalayıp ki Miami ile maçları çok önemli ki Miami iki maçı da verdiler. Miami burada benim beklediğim ivmeyi yaratırken Boston yaratamadı. Bu maçlardan birini almalarını beklerken Cleveland'da falan yenildiler. Ki ondan öncesinde Oklahoma'ya da yenilmişlerdi. Berbat bir son bölüm oynadılar sezonda ve 7. sırada kaldılar ki bu da New York'a yaradı, Atlanta'ya yaradı. Onlar da 4. ve 5. sıraya aldılar. Miami'de 6'ya ettiler ki iki maçta almasına rağmen Miami'de. Peki Boston'ın derdi ne? Yani Boston'ın aslında çok derdi var. Birinci dert bence artık Brad başlıyor ki bu sezon Brad ki benim yıllardır işte Brad Stevens, bu koçlar hep övdüğüm isimlerdir. Hep böyle sezonda Aldıkları kararlarla, oyunculara pozitif etkileriyle, onların e, hem mental hem e, teknik gelişimleriyle ilgili çok ciddi övgüler e, yıllardır yapıyorum zaten. Ama artık şöyle bir noktaya geldi Bastın. E, özellikle de GM hatası da burada çok fazla tabi ama e, deneyincinin de hatalarıyla beraber. Bastın iyice bir çorba haline geldi. Ve Braz Timmons da burada böyle bir pervane ebeveyn gibi yani böyle takımı hep böyle kafasında üşüşen abi evet artık evden çıktınız serbest olun hayata atılın dediğinde de ondan kopamayan bir takım var. Daha kontrolcü bir takımdan daha serbest oynayan hücumda daha rahat hareket eden bir takıma geçmeye çalıştı bastın. Ama olmuyor. Yani seçemiyorlar, yapamıyorlar. Hücumda herkes kafasına göre takılıyor. Smart geçen sene form tutunca o da daha fazla top kullanmaya başladı. Kemba zaten Charlotte kafasına hiç çıkamadı. Hala hücumda doğru tercihleri yapmakta çok zorlanıyor. Ama onun etkisi de Boston için çok önemli. Hatta şöyle bir istatistik vereceğim şimdi. Yani Kemba 20 senin üstüne ve %46, %45-46 civarı field goal yüzlerinin üstüne çıkıp %40 civarda üçlük attığında Boston'ın kazanma ihtimali neredeyse %100'e çıkıyor. Hele Tatum'un yanında da iyi oynadığını düşünürsek ki Jalen Brown olmasa bile. Ama Kemba ne zaman ki bu istatistiklerin çok altına iniyor işte 15-16 sayılar 17 sayılar maksimum %30'lar civarı field goal ve üçlük yüzdesine kaldığında Boston kaybetmeye çok hızlı yaklaşıyor. Ki geçen sene hatırlarsanız Toronto serisinde Toronto çok doğru bir iş yapmıştı ve bütün savunma statüsünü Kemba'nın bu etkinliğini azaltmak üzerine kurmuştu. Daha sonra da Boston'da savunma hatalarıyla beraber seriyi tutmuşlardı. 4-0'a gidebilecek bir seriyken 4-3'e kadar gitmişti. Şimdi bu sene Kemba zaten formsuz. Geçen seneki formundan da uzak. Üzerine Jalen Brown yok. Üzerine Bre Stevens bu takımdan iyi bir hücum materyali çıkartamıyor. Bir de üstüne e, alamet farkası olan savunmayı da kaybettiler. Yani Boston şu an aynaya baksa kendini tanıyamayacak duruma geldi. Bu Bana çok e, ilginç geliyor artık. E, yani Bryce Stevens'ın burada mental olarak bu takımı Nasıl toparlayacağı daha önemli olmaya başladı. Teknik konulardan. Çünkü geçen seneki playoffları yine hatırlayalım. Ee, özellikle Miami e, serisinde e, Smart soyunma odasını karıştırmıştı. Takımı gaza getirmek için. Biraz bağırıp çağırmıştı. Daha sonra bunun üzerine de Brad Stevens, e, Smart, Tatum ve Jalen Brown'ın Kemba da vardı orada. Yani önemli dört ismin bir araya geldi. Bir toplantı yapmıştı. Ve yine olmamıştı. Elenmişlerdi. <laughs> Ama evet bu takımın yani mental bir İvme kazanması lazım. E bunu da Stevens veremiyor şu anda. Ve bu takım nasıl alacak bunu? Bu pervane durumdan nasıl kurtulacak? Şu an gerçekten bir fikrim yok. Bunu sahada görmemiz lazım çünkü. Smart bunu tek başına yaratabilir mi? Sanmıyorum. Tatum'un böyle bir sahada gücü var mı? Yani görüntü olarak var. Ama konuşma ses olarak takım üzerinde böyle bir influansı var mı? Dışarıdan belli olmuyor o yüzden işleri çok zor. Kemba da böyle bir kafa yapısına değil. Fournier zaten ben hücumda işime bakarım gibi daha böyle altıncı adam gibi oynayan bir ilk beş oyuncusuna benziyor. Savunmada hiç yok. onun onu ilk beşte tutmak bu yüzden barındırmak daha da zor hale geliyor. Bilmiyorum çok zor. Yani Stevenson işi ve Boston işi çok zor. Tahminimce Wizards'ı Wizards'a çok yüksek skorlu bir maç oynayıp maçın son bölümünde ...işi biraz da gurur meselesine getirip... ...alacaklardır ki Wizards'ın dağınıklığı... E, Westbrook'un yapacağı... ...zaten seri birkaç hataya bakıyor. Dağılması daha doğrusu. O yüzden... ...Baston bu turu bir şekilde geçip yedinciliği alır. Ama daha sonra Brooklyn'e karşı... Yani ...şu görüntüde sağlıklı bir hardında varken... ...neredeyse şansları yok gibi. ya yani Ben Baston'a üzülüyorum. Umarım kısa sürede bu durumdan kurtulurlar. E, belli de olmaz yani... Belki de öyle bir hale gelir ki takım. Stevens bir dokunuş yapacak. Kemba bir anda eski hane gelecek. Çok zor. Ve playofflara büyük renk katacak bir takım olacaklar mı? Göreceğiz ama işte dediğim gibi aşırı zor. Wizards'a gelirsek de Wizards zaten bu sezonun John Wall sonrası en büyük sürprizi onlar için de. Yani taraftar için de çok büyük bir mutluluk oldu. Evet yine Westbrook inanılmaz istatistikler yapıyor. Triple double toplam triple double'da gelmiş geçmiş oyuncu arasında liderliğe geldi artık saçma sapan bir seviyeye geldi. Ama bugün sağdaki efficiency istatistiklerine baktığımızda efficient field goal ve diğer bütün efficiency yani verimlilik istatistiklerine baktığımızda katkısı yüzde sıfır olan ki bu istatistik Clinic the Glass sitesinden aldım yine ki garbage time'lar çıkmış rafine bir istatistiktir. Yüzde sıfır olan kim sorusuna vereceğimiz tek yanıt yine Westbrook oluyor. Bu da bir yandan artık düşündürücü. Yani bir takımın en verimli oyuncusu. Westbrook bu kadar katkısına rağmen hala ciddi sıkıntılar yaratıyor. Ki savunma da bu sene nispeten daha iyi. istatistik i̇statistiklere bağlı olarak o da. Hani evet sağ içinde belli anlarda yine savunmada kaybolup gitse de istatistik olarak bir verimliliği var. En azından pozitif tarafta. O yüzden Wizards harbiden hani çok nükleer, çok atık durumda. Yani bastına karşı sürüklese bile bir son topta, bir son tercihte her an maçı verebilecek durumdalar. O yüzden umarım Westbrook ben üçlük sokabiliyorum diye gaza gelmez. Biraz da kritik anları bir yıla bırakır. Diğer oyuncular özellikle Bertans maçın son periyodunda tehdit yaratıp bir ağırlık merkezi bozup rakip savunmasını ki basın savunması dediğim gibi sallanıyor bir yandan da Daha da bozabilirler bu üçlük tehditleriyle. İşte o zaman bir şansları olabilir. Bir sürpriz daha yapıp kendilerini ilk maçtan playoff'a atabilirler. Göreceğiz. Bence çok kötü bir maç olmayacak. Yüksek skorlu güzel bir maç bizi bekliyor. Tatum'la Kemba'nın gurur meselesi yapacağı. Wizards'ın da ya buraya kadar geldik artık. Ne olacaksa olsun diyece bir maç olacaktır. Yine bu maçı da Twitch'te canlı yorumda anlatmayı düşünüyorum. Onu da hemen ekleyeyim. Evet gelelim diğer eşleşmeye. Charlotte Hornets Indiana Pacers eşleşmesi. Bu eşleşmede Sıkıcı takım Pacers kesinlikle. Ya yani bu sezon onları izlerken gerçekten çok zorlandım. Belki de sezonda işte Spurs, Pacers, Cleveland, Houston, başka kim sayabilirim? Yani dip takımlarda Minnesota, Sacramento herhalde en az izlediğim takımlar arasında yine Pacers da bu takımlar beraber kaldı. İzlemesi çok zor. Özellikle de hani coaching tarafında ciddi sorunlar yaşadılar bence. Yani Coach Bjorkren, Bjorkren'ın hiç beklediğim etki yaratamadı ki sezon başı ya ulan, savunmayı savunma koruyor hücumu acaba ne etmek daha hayale getirecek mi ya evet Turner'ı sanki daha iyi kullanıyorlar dışarıdan içeri hücumları da etkinleştirmiyor orada bir skill geliştirmeye başlamışlar Sabonis işte tabanlı özellikle dirsekten tepeden daha böyle oyunu yönlendiren bir yapı kurmuşlar vesaire gibi görünürken tabii ki sakatlıklar işte TJ Warren'ı kaybettiler Oladipo takaslandı yerde uyum sağlama sürecine girdi. Yönetim inanılmaz saçmaladı. Önce Turner'ı takaslamaya çalıştı. Sonra dur Turner'ı tutalım, Bragdon'la Sabonis'i mi versek? Leverger'ı iyi gibi Lever'le oyun mu kurarız falan. Böyle inanılmaz dağıttılar. Mental olarak da takım belli ki e, dağıldı gitti bu periyotta. Bir türlü o geçen sene en azından tutarlı savunmasıyla ilerleyen Pacers'ı sezon sonuna doğru iyice kaybettik. Daha bir ileri, iki geri, bir ileri, dört geri giden bir maç kazanıp 3 maç kaybeden bir takım haline yatırdı. O yüzden Pacers'la ilgili çok derin istatistikleri analizlere çok giresim yok açıkçası. Çok anlatacak bir şey de yok Pacers'la ilgili. Artık seneye ne yapacaklar? Toparlanacaklar mı? ne karar alacaklar? Kimle devam edecekler? Bragdon'la Sabonis'ten çıkacaklar mı? Kalacaklar mı? Bir yandan Bitatse var kenardan gelecek bir uzunda. Turner Bitatse'yle kalmak mı mantıklı? Buna karar vermeleri lazım ne yapacaklarsa yapıp e, ki belki de hani coaching tarafında bile seneye de böyle bir sallantılı giderse ben bir hızlı bir değişikliğe gidebilirler gibi düşünüyorum açıkçası. O yüzden e, Pacers'ın playoff'a kalsa da ki kalma enerjisi var mı o bile hissedilmiyor. Kalsa da e, daha bu maçı geçse de diyeyim yukarıdan gelecek Boston'a Wizards'a karşı çok bir şansı olacağını zannetmiyorum Boston ya da Wizards'a karşı. O yüzden biraz daha Charlotte'a değineceğim. Charlotte'ta tam tersine Borego önderliğinde e, belli bir stratejiye erişebilmiş bir takım. Yani hücumdaki hareketlilik e, Devonta Graham ve Lamelo ekseninde drive and kicklerin devamlı çalışması e, Bridges'la Washington'la işte diğer oyuncularla çok atletik bir yapı kurabilmeli. Burada pek uzun rotasyonu biraz onlarda sıkıntı ki Washington varken onu tek uzun gibi bırakabiliyorlar ama belki orada biraz daha akıllı pas yapabilecek bir ki bu draftlardan da bulabilirler bir noktada ya da başka bir şekilde erişebilirlerse böyle bir oyuncu takımın tek eksik parçası da tamamlanacak ve çok daha etkili hale gelecekler. ki Damian'ın sakatlığıyla beraber kötü bir dönem geçirseler de bence ki son maçı da Wizards'a bu arada son toplarda kaybettiler. Sekizinciyi de hak etmişlerdi. Yine ben 8. olabilme ihtimallerini görüyorum. Özellikle de Wizards'la tahminen Wizards'la oynayacakları bir maçta çok eğleneceğiz. Hemen şöyle bir istatistik vereyim. Sezon boyunca 10 sayı geride kaldıkları maçlardan 11 kez dönmüşler ve kazanmışlar. Burada 4. sıradalar. İlginç bir istatistik. 1. sırada Brooklyn Nets var 13 geri dönüş. Portland 2. sırada 12, Utah 12 ve Clippers'la beraber Charlotte'da 11 kez dönmüş. Bu da şunu gösteriyor. Bu takım Borego önderliğinde mesela Pacers'ın aksine, Wizards'ın aksine çok daha iyi yönetiliyorsa da hatta Boston'sa da tersine. Bu kadar genç oyuncu, bu kadar e, patlayıcı yapıya sahip e, kanları böyle deli deli kaynayan, hoplayan oyuncuyu mental olarak sahada kontrol etmek zor iştir. Borego burada iyi iş çıkarıyor. Dedim ki bu takım uzun rotasyona daha iyi bir parça bulursa, kenardan gelecek oyuncuların rolleri biraz daha keskinleşirse, ilk 5 oyuncuları Lamelo'nun da yükselmesiyle beraber e, Borego'nun yarattığı o yarı sahadaki hareketli stratejiyi korursa seneye daha da iyi bir Charlotte izleyebiliriz ama bu sene de playoff'a kalmaları onlar için çok büyük bir ödül olur. Ki dediğim gibi Charlotte Pacers eşleşmesinde ben Charlotte'un net favori olduğunu düşünüyorum. Hani Pacers'ta çok acayip işler olmazsa e, burada özellikle de hani savunmada çok etkin bir yapısı olmasa da Charlotte'un Pacers'ın dengesiz savunmasına ya ağır kalma potansiyeli çok yüksek olan savunmasına çok fazla vuracaklarını ve birazcık da panik olmazlarsa hani burada şu eleştiri yapabilirim. Wizards maçının da son bölümünde tabi Borrego oyunun akıcılığına güvenen o akıcılık içerisinde e, takımın ritmini korumaya güvenen bir koç. Bu tabi coaching bakış açısı. Mola alabilme ve mola alamama konusu burada ortaya çıkıyor. İşte bu noktada Lamelo Graham ikilisinin hatta bazen biricisin çok daha iyi top seçmesi lazım. Burada işte Hayward'ı arıyorlar. Hayward, Hayward muhtemelen oynayamayacak zaten bu maçlarda ama Hayward olsaydı en azından kritik toplarda daha akılcı bir top seçimi ne gidebilirlerdi. İşte bu da Lamelo için e, bir sınav olacak. Eğer burada e, bir anda hadi kaldır at şutlarına geçmek yerine panikle çember atağındaki ısrarını korursa Pacers'ın e, ki Turner da yokken e, en büyük zaafına vurabileceğini düşünüyorum. O yüzden hani Wizards bence Pacers'ı geçer. Diğer tarafta da Boston e, önde görüyordum. O yüzden hani Wizards Charlotte eşleşmesi ne olur? Yine aslında sezonun son maçı gibi biraz da diğer tarafta Golden State Memphis maçı gibi son maçların tekrarını izleyeceğiz ama bu sefer bence Charlotte daha akılcı oynayıp bu seriyi alma bu maçı alma ihtimali yüksek ama belki de burada ilk kez bir istisna yapacağım. İki takım içindeki tahminlerimi hep bir taraf için yaparım. Gerçekten %50-50. Yani iki takımın da hücum potansiyeli bir o kadar iken savunma potansiyeli yerlerde olan bu iki takımın Gerçekten şansları %50-50. Kim daha fazla geçiş ucumu yakalar, erken hücumda rakibini baskılar, üçlük yüzdesini yüksek tutarsa maçı alacak. Diğer tarafta kısarsa diğer tarafın bu istatistiklerini maçı almaya ya da maçı döndürmeye yaklaşacak deyip son tahminimde yapıyorum. Doğu için Boston 7. bitirecek. Tahminimce Charlotte Wizards maçı da Bence kesinlikle ortada olan bir maç. Muhtemelen bu maçın da canlı yorumu Twitch'te olacak. Evet Doğu ve Batı play'in eşleşmelerini bitirdik. dediğim gibi bu video playoff videoları kadar uzun olmayacaktır. Olmadı da zaten. Playoff videoları da biraz ilginç olacak. Aslında beklemek istemiyorum. Eşleşmeler de şu an sıcak. Hızlı bir şekilde belli olur olmaz sizin karşınıza gelecek YouTube'da bulabileceksiniz. O zamana kadar siz de yorumlara play ilgili tahminlerinizi, playoff eşleşme ilgili tahminlerinizi yapabilirsiniz. Deyip, ha bir de çan var bak o çana, çana tıklayın o bildirimler gelsin o bildirimler gelmeyince videoları unutuyorsunuz. Aa abi atmışsın görmemişiz diyorsunuz. Ana sayfanıza düşmez. Siz o çana tıklayın. Haydi görüşürüz bay bay.